Pardon, kapalıyız. Merhaba. Bu saatlere çıktı, sağ ol. Şaşırdım. Ne istemiştiniz? Bir partiye gidiyorum da hediye alacağım. Kitap bakabilir miyim, izin verirsiniz? Yemek kitabı olabilir mesela, var mı? Şu aşağıda sağda olacaktı. Bunlar kitabın arasından çıktı. Biri unutmuş herhalde. Yemek tarifleri falan. Sizde kalabilir. Tamam. Kitap ne kadar? Arkasında yazıyor. Peki ben şarabı bırakıp bunu alsam olur mu? Olur. Teşekkürler. İyi geceler. Zeynep.
üzülmeye gerek yok. Ne yapalım? Cenab-ı Allah'ın takdiri böyle. Allah geride kalanlara uzun ömür versin. Nebiyyin Muhammeden aleyhi salatu ve selam ve fidatü zerri herden ve ete hayrul varisin. Başla sağ ol. Sağ ol. Suyun var mı? Hadi git getir. Thank you.
Merhaba. Abla hoş geldin. Sen sakal. Sakal. Ay sıcak, içer misiniz? Hı, alırım. Açsanız bir sürü yemek var. Komşular getirdi. Sağ olsunlar. Ceketinizi odaya astım. Tuvalette de temiz havlu var. Afiyet olsun. Sağ ol.
Ayva var. İster misiniz? Yok sağ ol. Otur istersen. Olur. Bulgurca'dan getirdiler. Ayva çokmuş bu sene. Bahçeler duruyor mu öyle? Duruyor. En son Hıdrellez'de gitmiştik. Bizim bir akrabalar vardı orada. Keriman teyzeler. Evet, onları da gördük. Hı. Nasıllarmış? Çok yaşlanmışlar. Hanımın mı bu? Evet. O babanız. Babam çiçek açmış. Şu da Necih amca değil mi? Evet. Bunlar hala benim rüyama giriyor. Sen korkmuyor musun? Çiçek onlar. Annem konuşuyordu bunlarla değil mi? Evet. Sık sık dertleşirdi. Sen? Bazen. Şu kim? Şu ortadaki. O Rahmi dayı. Rahmi dayı öldü mü ya? Haberiniz yok mu? 4 yılı geçti. Sen Rahmi dayının nesi oldu lan? Torunuyum. Ha, torunu şey. Ayla. Ayla. Evet. Ben çay koyayım madem. Tamam. Sağ ol. Aile çok teşekkür ederim. Anneme yardımcı olduğun için. Benim yerim İstanbul'a dönmem lazım. Ben... Söyle. Zehra annem ölmeden önce Birgi'de bir ada kalmıştı. Yani yarın onu yerine getirmeniz lazım. Adak mı? Evet. Bir koç kesmeniz gerekiyor. Yani ben sana ne gerekiyorsa vereyim, sen hallet. Ama sizin yapmanız gerekiyor. Ya ben koç moç kesemem ki. Niye ki? 3-4 saatinizi alır. Ya inanmıyorum ben öyle şeylere. Şimdi bir söz verilmişse yapmak lazım. Hem yani bunu bir borç gibi düşünün Zehra annemin. Hiç hatırı yok mu? Tamam. Yazın uğrarım, o zaman hallederiz. Olmaz mı? Siz bilirsiniz. Thank you.
Süt. 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 İki litre alacağım ben. Hadi gel içeri. Süt. Sırtınız mı tutuldu? Geçer. Yatak yüzünden mi? Yok, çok yoruldum herhalde ondan. Hay Allah. Süt ister misiniz? Yok, çıkmam lazım. Zehra anneden kalan emanetler vardı. Onları vermem lazım size. Tamam, şimdi gitmiyorum. Kasabada işlerim var. Okuduğunuz parça Steinbeck'in İnce adlı romanından alınmıştır. Bu parçada bize Kino'nun başından geçen olaylardan yalnızca ufak bir kesit sunulduğunu görüyorsunuz. Kitabın tüm noktalarında bir ana olay etrafına gelişen birçok olaya tanık olacaksınız. Geniş bir yer ve zaman dilimi içerisinde çeşitli tip ve karakterli kişilerle karşılaşacaksınız. Buyurun musun? Avukat Bey yok mu? Avukat Bey bir iş için İzmir'e gitmişti. Buyurun, ben yardımcı olayım.
Bugün döner mi? Bugün dönmez, yarın döner. Tamam, ben yarın dönerim. Yusuf Bey, veraset işiniz falan varsa buyurun, dilekçe yazabilirim. Çıkaracağım ama. Ben Maran Yılmaz'ın oğlu Mehmet. Hı. Buyurun, bir çay ikram edeyim. Kimliğinizi alabilir miyim? Ehliyet olmaz. Normal nüfus cüzdanı olması lazım. Yok yanımda nüfus cüzdanı. Çünkü TC kimlik numarası falan lazım. Ne yapacağız? Arayıp öğrenemez misiniz? Nasıl? Veya faksla falan. Ha, öğreyim. Cüzdan çekmiyor galiba. Burası biraz çukur kalır. İsterseniz avludan arayabilirsiniz. Tamam. Alo, ne haber? Benim de. Ha? Şuraya geldim ya. Ya, annemi kaybettik. Sağ ol. Yok yok, zaten ben de geleceğim. Defnettik de. Ya bir iki iş var, onları halletmem lazım. Onun için aradım aslında. Ya şey, bir dükkana uğrar mısın abiciğim? Ha. Ya dükkanda benim çekmecenin içinde masada şey var, nüfus kağıdı. Onu sana bir numara vereceğim ben. Arkalı önlü bir faks yollar mısın? Tamam. Tamam, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ne oldu çocuğum sen? Düştün mü sen? Bir soğuk. Oğlum uyan bakalım, bir uyan olsun. Ne oldu oğlum sen? Düştün sen ya? Bir yerin acıdı mı? Bir kalkalım bakalım. Ne oldu senin be? Düştün sen ya? Yerin acıdı mı? Hadi kalk, hadi bakalım. Azıcık gayret et. Kalk oğlum, ben seni daha oraya götürürüm de. Oturttum, biraz su içirim seni. Yavaş. Dön, şöyle otur da. Ben sana bir su vereyim. Yavaş, yavaş. Bir su vereyim ben sana. Su iç bakalım şöyle. Atla başım gelsin bir sene. Yok. Bakalım bu su suyu. Biraz kendin gelirsin. Oğlum bir yerin acıyor mu? Orada düştün.
Sela kim okudu? Yok, Sela yok oğlum. Sabahleyin verildi Sela. Şimdi Sela olmadı. Sen yanlış duydun. Şuradan geldi. Dikkat etmedim hangi camiden verildiğini ama akşamdan Sela pek olmaz. Ya görünüyor buradan ya. Bak şu büyük ağacın arkasındaki yer. İzin versin. İzin ver. Şami'nin yanındaki okul, liseyi okuduğumuz yer. Kimi görmek istiyorsan herkes var. Durum şöyle. Dersler nasıl gidiyor senin? Güzel gidiyor. Son deneme sınavım da iyi geçti. Daha iyi olacak inşallah. Bakalım. Yani şimdi sen kazanırsan gidecek misin üniversiteye? Gideceğim tabii ya. Nereye mesela? İstanbul, İzmir. Neresi olursa. Uzak yani. Uzak tabii. Sen... Benim hakkımda ne düşünüyorsun hala? Ne düşüneyim? İşte iyi bir insansın. Sonra sana güveniyorum. Bu kadar. Sadece iyi bir insan mıyım senin yanında? Ne olması bekliyorsun ki? Öyle ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Gidelim mi artık? O da akşam üzeri gelmiş, hala uyuyor. Herhalde uyur sabaha kadar da. Sen anlat. Ne yapıyorsun? Okul nasıl? Okul çok iyi gidiyor. Çok istediğim gibi her şey. Bizim Aslı vardı biliyorsundur. Onunla aynı odada kalıyoruz. Çok şanslısın. O da çok şanslı. Evet, inşallah sen de kazanır gelirsin birlikte. İnşallah. 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 Çalışıyorum ben de. Uğraşıyorum. Tabii tabii, kursunu hiç ihmal etme. Biliyorsun Zehra teyze de senin okumanı isterdi.
Yusuf! Yusuf! Ne haber Cevdet? Nasılsın? Nasılsın Yusuf? Sağ ol. Başın sağ ol. Sağ olasın, sağ ol. Teşekkür ederim. Hiç değişmemişsin be Yusuf. Sen de be abicim. Gelsene bir bira için. Ya ben şimdi İstanbul'a yola çıkacağım. Hadi böyle. Ana gibisi yok Yusuf. Sonra anlayacaksın. Dükkan nasıl gidiyor? İyi işte, hep aynı. Ne uzadık ne kısaldık işte. Trenin durumunu biliyorsun. Kimleri görüyorsun eskilerden? Kimler kaldı desene. Kimler? Bir ben bir de Yavuz. Murat ne yapıyor? Murat İzmir'e taşındı. Senin Gül var ya. He. Onun evde. Gül burada mı? Boşandı onu. Öyle mi? Baba. Oğlum seni arkadaşım Yusuf'la tanıştırayım. Merhaba. Benim nasıl? Büyük olan Cem. Aşkım. Oğlum İstanbul'dan misafiri varmıştı. Hadi koş öyle söyle. Hadi koş. Allah başlasın kocam. Sağ ol cümlemiz. Bir rahat yok. Rahmetten alıyorduk haberlerini. Bir arayıp teşekkür edemedik, kusura bakma. Ne için? Kitap göndermişsin. Gurur duyduk valla. Hı. Gerçi ben şiirden falan anlamam bilirsin de. Bizim hanım çok beğendi. Bak o anlar. Sağ olsun. Bütün yazarları takip ediyor. Faruk getirsene. Ben içmeseydim. Yola çıkıyor mu? Ya bu kadar zaman sonra bir bira... Çevre Mehmet'e denk gelmiyor. Yok canım, hiçbir şey olmaz, sen merak etme. Sana selam yollamıştım. Sağ ol, hatırlayıp kitabımı göndermişsin. Arada dönüp dönüp okuyorum. Bazı şiirleri eskiden hatırlar gibiyim. Hangilerini? Bilmem. Koyu muydum? Senin için yazmıştım. Çok çektirmiştim sana. Gençlik işte. Dergilerde yayınlıyordun şiirlerini eskiden. Bu aralar yazmıyorum bir şey. Neden? Beğenmiyorum yazdıklarını. Pek sık uğramıyorsun galiba buralara. Olmuyor. Ben Ankara'dayken Tire'yi çok özlerdim biliyor musun?
Ankara'dayken her yer özenir. Ya ben de dönünce hayal kırıklığına uğradım. Burayı mı özlemişim diye. Neden? Ne bileyim, gençken nasıl görüyorsak artık. Yani eski günleri özlemişsin. Galiba. Ya sen nasılsın İstanbul'da? Hatırlıyor musun? Eskiden Tire'den başka hiçbir yerde yaşayamam derdin. Öyle mi derdin? Evet. Sen derdin. Ben buradan nefret ederdim Gül. Gece kalın, yarın gidersiniz. Peki. Bunlar Zehra annem. Bakmayacak mısınız? Bakarım sonra. Ne örüyorsun? Kazak. Zehra annem örüyordu. Bana gönderdiğiniz atkının renginde. Takım olsun istedik. Geçen bayram göndermiştiniz ya. Hı. Hay Allah. Sigorta attı. Kontrol kalemi var mı? Yok galiba. Bakın söylüyorum. Fordan yerine getirmek lazım. Canım ne alakası var? Döndün elektrikçi. Çarşıda var bir tane. Ama bu saatte açık değildir yani. E, okulun orada var bir tane. Çoktan kapanmıştır o. Bakmak lazım. Ben gideyim, siz oturun. Yok, sen çay koy, ben giderim.
Bakıyor musun? Buyur. Ya bizim evde bir problem var sigortada. Gelip bakar mısın? Şimdi? Ha. Tamam. Siz gidin gelirim ben. Evin yerini biliyorsun. Ha, yok. Zambak sokak bir numara. Tamam. Hadi. Ben şimdi bir köprü atayım ama sizi değiştirin. Tamam. Sen içeriz değil mi? Ben almayayım. İçeriz, içeriz. Buralarda mısın? Sayılır. Nereden? Ödemiş. Kimlerden? Tanımazsın. Sen söyle. Babama kerpiç Ali derler. Duvar izledi. Uyattı mı? Ne yapıyor? Yaşlandı, evde oturuyor. Demek sen onunla olsun. Selam söyle benden, Yusuf de. Beni tanır o, Zehra'nın Yusuf de. Cenazede diye. Tamamdır herhalde. Ha, eline sağlık. Baban kuyu yapardı eskiden. Ondan yardım eder. Böyle çatal gibi ağaçtan aleti vardı, onunla su arardı. Nerede su var, kaç metrede bilirdi. Geçen de beraber yaptığımız bir kuyu gördüm. Sapasağlam. Ama kurumuş. Ha. Borcumuz ne kadar? 12,5 lira. İşte kalsın, gecenin bu saatinde çağırdık seni. Önemli.
Bakıyor musun? Siz bakın. Bak ya. Yok yok, siz bakın. Peki. Alo. Dedim ben yeri. Dedim. Ne olmuş bunlara? Biri yapmış galiba. Kim yapabilir ki? Bilmem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin abi. Hayırdır? Hoş bulduk. Silecekleri değiştireceğiz abi. Ben bir tuvalete gideyim. Kapıyı açar mısın abi? Kaldır şimdi.
Burası Gölcük yolu değil mi? Biz bir iki öbür yoldan gitmiştik. Burası daha kısa. Zehra annem beni Gölcük'e götürecekti. Sizi bekledik. Geleceğim deyip gelmediniz. Gerçi biz kendimiz de giderdik ama Zehra annem hep beraber gideriz derdi. Gölcük'ü çok severmişsiniz. Severdim. Bozdağ bile çıkarız demişti dünya gözüyle. Kısmet değilmiş. Geride kaldı. Alınıyordu herhalde. Zehra annem anlatmıştı. O görmüş bir keresinde. Böyle yılanı kapmış, havalanmış sonra bırakıvermiş asfaltı. Çocukken olmuş bu olay. İnşallah. Gelin pek güzelmiş. Otur kızım yanıma oraya. Hacer yenge ben Ayla. Tanımadınız mı beni? Tanıdım. Niye çağırmadınız biz düğüne? Bizim gıpça lan Zehra. İşte böyle kimseye haber vermeden kendi yapar geçiver. Gülsay yenge ama ben... Sen kimlerlesin? Kızım. Sizler benim ya Hacer yenge. Rahmi dayının torunuyum ben. Dayın ne yapıyor? İyi. İyi mi? Sağ ol, iyi. Onu diyoruz galiba. Gördüğümüz onu diyoruz. Kafam bir geliyor bir gidiyor. Unutkan oldum hiçbir şey bilmiyorum. Sigaran var mı oğlum? Yok bıraktım ben. Aa sigara bırak ulan hiç. Ay oğlum sigara bırakacak şey mi? Sen ne yapıyorsun? Kızım sen kullanıyor musun? Yok ben de içmiyorum. Kalk kızım içeri gir de peşkirin altında. Salça, peynir, reçel her şeyi annen gider koy. Kendini koy. Kalk kızım kalk kendi elinden. Kendi elinden. Kalk reçelimiz peynirimiz her şey peşkirin altında. Peşkirin altında. Hadi kendi elinden kendin koy hadi kızım. Hadi yavrum. Hadi. Çocuğun var mıydı oğlum senin? Yok da. Niye? Yeni evlendik daha. Şimdilik yaşla öğretti. Şimdilik yaşla. Dur. Güzel bir şey görmedik zaten. Gelsinler aslında. Hiç daha iyi. Gelsinler bir gün diyorsun hiç olmasa. Biz bir hiçbir şey görmedik. Görmedik. Gez kızım gez. Biz bu kaldık zaten biz buralarda. Gez mi tozum görmedik diyorum. Biz buralarda kaldık. Gezin gitsin. Kursa gidiyordun değil mi? Gidiyorum. Nasıl? İyi gidiyor. Nereye gideceksin? Daha tam karar vermedim. Karar vermedin mi? Aklımda birkaç yer var ama işte diş teknisyenliği olabilir. Muhasebe olur, otelcilik olur, hemşirelik olabilir. Karar vermedim. Önce bir puan tutturayım da.
Ha birader bakar mısın? Ya biz adakta konuşuyoruz ama. Geç kaldım. Sabah erken neredesin? Yok bak gitti. Yarın mı geldin? Yarın geldim. Sabah erken. Kolay gelsin. Ne oldu? Suruhutluğa gitmiş. Yarından önce gelme demiş. Seni Gölcük'e götüreyim mi? Gölcük mü? Hı. Götür. Aynı bu senin. Benimki bir üst kattaymış. Restorana çık istersen orada yemek yersin. Hı? Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
yardım edecek misin? Allah rızası için vekilin olup adağını keseyim mi? Kes. Tamam. Annem niçin adak adadı biliyor musun? Hoşça kalın.